Ebit bizim dini danışma kurulu başkanlarımızla, eyalet ve bölge birliği başkanlarımızla birlikte ortaklaşa istişare platformumuz ve bu istişare platformunda gerek sorunlarımızı, gerek yapacaklarımızı, gerek hedeflerimizi, gerekse vizyonlarımızı hep beraber tartışıyor. Bu kurumu daha iyiye nasıl taşıyabiliriz? Bunun derdiyle dertleniyor ve bunun için bir araya geliyoruz. Onun için bu toplantıların bizim yönümüzü çizmesi açısından, rotamızı belirlemesi açısından önemli parametreler olduğunu düşünüyorum. Bu gözle bakıyorum ve her EBIT toplantısını heyecanla ve içtenlikle bekliyorum. Orada konuştuklarımızı hayata geçirebilmek için de bütün kurumlarımızla, bütün eyalet, bölge birliklerimizle, yeni danışma kurulu başkanlarımızla birlikte de çalışmaya hazırız inşallah. EBİT toplantısı DİDİB kurumumuzun en önemli toplantısı diye görüyoruz. Büyük bir aile olarak, eyalet bölge birliği olarak, merkezle beraber hedeflerimizi, vizyonumuzu, misyonumuzu belirliyoruz. Ortak akıl oluşturuyoruz, kaynaşıyoruz, tanışıyoruz ve buradaki hizmetimizi daha güzel, daha profesyonel bir seviyeye yükselmek için beraber gayret gösteriyoruz. EBİT, Eyalet Bölge Birlikleri İstişare Toplantısı'nı yönetim kurulumuz adına Eyalet ve Bölge Birlikleri Koordinatörü olan Erdinç Altuntaş Beyefendi ile birlikte onun koordinesinde, onun muhtesinde gerçekleştiriyoruz. Ve her seferinde de bir komisyon marifetiyle toplantının ön hazırlıkları, tarihlendirilmesi gerçekleşiyor. Bütün toplantı tarihlerimizi bir yıl öncesinde ilgili eyalet bölge birliklerimize, dini danışma kurullarımıza ilan ediyoruz. Ve ondan sonra hummalı bir çalışma başlıyor. Her bir EBİT'imiz için ön istişareler, görüşmeler, davetiyeler gerçekleşiyor. Ve gelen misafirlerimizi ve katılımcılarımızı ağırlamak için elimizden geldiği kadarıyla tüm birimlerimize, tüm personelimize inşallah güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. EBİT'e gelirken dün aslında şöyle görüyorum, hani aile fertleri herkes farklı yerlerde yaşar da bayramlarda, düğünlerde bir araya gelinir ya, ben EBİT buluşmalarını böyle görüyorum açıkçası. Aile fertleri bir araya gelmiş oluyorlar. O yüzden de böyle hareketli, canlı, yoğun, biraz karmaşa içinde, biraz düzen içinde tam da bildiğimiz işte bayram ortamı, aile fertlerinin buluşması. Biz hep EBİT toplantısında farklı bir gündemle birlikte oluyoruz ama bu EBİT toplantısındaki gündemimiz diğerlerine göre çok daha farklı bir konuyu gündeme taşıyoruz. Ve bu toplantılar vesilesiyle artık söylemlerimizdeki ifadeleri eyleme dönüştürme noktasında ciddi bir kararlılık ve birliktelik ortaya koyduğumuzun bana göre en büyük göstergesi olduğunu düşünüyorum başlangıcı itibariyle. İnşallah bu toplantının kurumumuz adına tarihe not düşecek şekilde bir konuyu ele alması ve bu konuyu gerçekleştirmesi adına da gerekli gayreti, birlikteliği, enerjiyi ortaya koymasını ümit ediyorum. EBİT ortak akıl oluşması için benim açımdan çok önemli.
hem başkanlarımızla, yöneticilerimizle, hocalarımızla, DİTİB çalışanlarımızla hem daha kaynaşıyoruz, fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Ve bu elimiz bilgileri de kendi bölgelerimizde, camilerimize, yönetimlerimize anlatabiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Hem bizim bilgi donanımımızı arttırıyor, kurma aidiyetimizi arttırıyor. Ve bunun yanı sıra da tabii ki gelecek olan nesillerimize güzel bir arşiv bırakma açısından ben elbette çok faydalı ve olumlu buluyorum. EBİT kapsamında bu hafta sonu DİTİB ailemizin büyük bir kısmıyla bir araya geldik. Birlikte istişarelerde bulunma fırsatını elde ettik. Yoğun ama çok güzel bir programdı ilk gün. Gerek kurumumuzdan gerek dıştan gelen uzmanlarla gerçekten müstefit olduğumuz bir program gerçekleşti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.